Beşiktaş, Eskişehir, sonra bir tekrar Beşiktaş var, tekrar bir Eskişehir var, tekrar Beşiktaş var, Trabzonspor, Elazığ, Sivas, Sengalen, Bandırmaspor, Trabzon Ekimoğlu FK. Vallahi unuttuğum varsa da artık. Benim için futbol yani bir aşk, tutku. Hayattan bir beklentim yok. Hayat bana beklediklerimi verdi. 2 tane çocuğum, eşim. Çok şükür. Vallahi çok var ya. Hangisini sayayım? Bir ara oynadığım, severek oynadığım bir oyundu. Şu an oynayamıyoruz tabii. Dönemin nasıl başladığını hiç hatırlamıyorum. Ben Beşiktaş PAF takımında oynarken devamlı yurt dışına çıkıp gelme şeyimiz oluyordu. Milli takımlardan dolayı. Ben 15, 16, 17 milli takımda ve Ümit milli takımda aynı zamanda oynuyordum. Yani uçaktan binip oraya gidiyordum, geliyordum, müsabaka oluyordu. Şöyle söyleyeyim, bir ara 4 sezon üst üste 4 yıl, 5 yıl tatil yapamadığımı hatırlıyorum ama deniz görmemiştim yani. Kötü bir senaryo ile eğlenmiştik. Ben de penaltı kaçırmıştım. İçimde kalan pişmanlıklardan bir tanesi de olur. Yani yine ortaya vurdum da göstermeseydim daha iyi olabilirdi yani. Yani Avrupa, ben yurt dışında oynayan sporcu arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani inanılmaz başarılılar gerçekten. Çünkü buradaki futbol kültürüyle oradaki futbol kültürünün arasında çok uçurum derecede fark var. Oynayan Türk arkadaşlarımın, abilerimin hepsine başarılar diliyorum. Gerçekten çok zor. Benim için de çok zor geçti. Gerek alışması. Bir de bende yabancı dil olmadığı için ben daha da zorlandım. Hani tercüman falan veriyorlar ama. Quale sarebbe più veloce tra voi due, Salah o te? Türkçe anlatıyorum. Salah ya da sen hanginiz daha hızlısınızdır diye ikiniz arasında. Ben dopya televizyonu. Perché non abbia capito italiano. Hani tabii düşündüğüm gibi olmadı yani. Çok zorlandım. Hatta Sengalen kalmamı istemişti. Bir buçuk yılda. Ben kalmadım yani öyle söyleyeyim. Ben hiç yapamadım. Bana göre değildi yani orada oynamak. Unutamadığım maç Sivas Spor'da oynarken Galatasaray maçı vardı kupa. Ziraat Türkiye Kupası. Ya yarı finalde ya çeyrek finalde. Onu unutamadım. Sakaryaspor'da oynarken bir Altay maçımız vardı. Bir de ilk Beşiktaş'ta forma giydiğimde Şükrü Saracoğlu'nda oynadığımız bir maç vardı. Onun. Vallahi çok var. Gelmez yani aklıma. Çok tabii mutlu oluyorum. Ben insanların özellikle beni de normal yaşantımda dışarıda da Batugol diye seslenenler var. Bunları duymak beni çok mutlu ediyor. Mutluyum yani. Bu söylem bana ait değil. Çok yerde söylendi. Ben de çok söyledim ama bana ait değil, ben söylemedim böyle bir şey. Ya Zlatan İbrahimovic tabii bu golcü olarak yani top bir nokta. Gerçekten çok inanılmaz golleri var. Yani benzetilmek sima olarak belki surat olarak olabilir de futbol olarak uzağız yani. Kandırmayalım birbirimizi. Çünkü o işin son noktası yani.